Tabii yani benzer yorumlar yapacağım. Turkcell tarafında da beklentilerin hafif üzerinde net kar gelmişti. Yine yanlış hatırlamıyorsam vergi geliri kaynaklı ama abone sayılarında bir artış vardı. O yüzden abone sayılarındaki artış, abone sayılarındaki artışın etkisiyle de birlikte şirket hem net satışlarını hem favorini hem de net karını arttırdı. Ama Türk Telekom'daki yani vergi geliri kaynaklı bir sapma olduğunu hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden Turkcell üzerinde de yani buradaki şirketlerin borçlarının döviz olduğunu düşünürsek kur tarafının da yakından takip edilmesi gerekiyor. Çünkü borçluluğun artması şirketlerin finansalları üzerindeki baskıları arttırmaya devam ettirecek. O yüzden hem yapılan tarife zamlarının gelire etkisini yakından takip edeceğiz. Hem abone sayıları artıyor mu azalıyor mu bunu yakından takip edeceğiz. Hem de en azından bizim için en önemlisi şirketlerin borçlarını ne kadar arttırdığı, iletişim sektörü özelinde ne kadar arttırdığı ya da ne kadar azalttığını yakından takip etmemiz gerekiyor diyebilirim.